Hemen tekrardan bakalım. Şimdi saat ve tarih düğümümüz geldi. Fakat burada bir gariplik var. Saat ve tarih düğümümüz header düğünün altında. Hemen onu düzeltelim. Bakarsak logo değil sonu. DYD header. Evet. Bu div saatte tarih sonu. Hemen yorumumuzu da yapalım. Div sonu diyelim. Burada bu now div sonu, bu search div sonu, bu header div sonu. Bir tane bizim header'ımız fazlalık var. Div'in kapanma fazlalık var. Write div sonu, search div sonu, now div sonu, saat tarih, logo div sonu. Bir yerde yine biz bir hata yaptık. Hemen bakalım. Div id. Burada div kapanıyor, burada div kapanıyor. Burada tekrar div kapanıyor. Bunların arasını bir açalım. Şu an burada bir sıkıntı olmaması lazım. Fakat sıkıntı yaşıyoruz. Bu now. Bu saat ve tarih değil sonu. Bunlara bakalım bir sıkıntı var mı? Yok. DYD header boş, burada başlıyor. Şurada bir iyi fazlalığımız var. DYD logo. Evet. Şu anda sitemiz kendine geldi. Hemen bu header right'a üstten boşluk verelim. Line'dan. Bakalım 10 piksellik boşluk varmış. Header right box top'tan 10 piksel diyelim. Sadece top'tan 10 piksel diyelim. Save all diyelim. Bakalım. On piksellik boşluğumuz da geldi. Biz logoyu bir 2 piksel kadar aşağı çekelim. Box logonun tapına 2 piksel boşluk verelim. Burada bizim yine bir çizgimiz kalmış. Onu logodan bir temizleyelim. Header'ın içine logoyu Fireworks'ta açalım. Üstte bir çizgi kalmış. Onu şu şekilde delete diyelim. Bu şekilde kaydedelim. F5 diyelim. Evet, logomuzun üstündeki çizgiden de kurtulduk. Şimdi burada wrapper 950 piksel gibi duruyor. Biz 960 olarak verdik toolbar'a verirken. Hemen style'a bakalım. Style'ın wrapper'ında 950'ymiş. Biz bunu 960'a çekelim. 960'a çektikten sonra tarih ve saat divini tamamlayalım. Şimdi şu rengi bir alalım öncelikle. Bu rengi almamız bir şeyi değiştirecek mi? Değiştirmeyecek bence. Hemen tekrar bir revert yapalım. Temamıza genel itibariyle bir daha bakalım.
Biz bu saat ve tarihi alırken bu arka planları bir yok edelim. Şu şekilde alalım. Hemen bunu bitini 31 piksel yapalım. 31 de çok oluyor. 29 yapalım. 29 tamam. Height'ını da 27 yapalım. 26'ya düşürelim biz bunu. 26 da az geldi. Mecburen 27 yapalım. 27 yaptıktan sonra bunu PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Bunu tekrar saat ikon olarak kaydedelim. Bu slice'ı kopyalayıp aynen tarih içinde kullanalım. Biraz genişletelim. Width'i 31 piksel yapalım. 31 piksel tam oldu. Bunu export diyerek tarih ikon PNG olarak tekrar kaydedelim. Daha sonra Hydra tekrar gelelim. Saat divini seçelim. Buna bir CSS uygulayalım. Saat divi. Background'u saat ikon olsun. No repeat desin. Box'ına bakalım. Hemen. Buradan bir ölçelim. Width'i 96'ymış. 96 full out left olsun. Ondan sonra tarih divini seçelim. Tarih divinde aynı şekilde compound yapalım. Tarih divini seçelim. Background'a gelelim. Burada tarih ikon olsun. Hemen bunun boyuna da bakalım. Geriye kalan da bunun boyu olacak gerçi. 210. Box'a gelelim. Float left diyelim. 210 piksel diyelim. Apply diyelim. Save all diyelim. Şimdi F5 diyelim. Buradan yine tema yolumuzu alalım. Yapıştıralım. Tema yolumuzu yine yapıştıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Saat ve tarih geldi. Hemen onlara bir yükseklik verelim. Bizim yüksekliğimiz şeyden bakalım ona. Saat tarihe box'ına bakarsak 28'miş. 28. Hemen tarihe gelelim. Box'ına 28 diyelim. Bunun background'u tekrar ediyor. Background seçilmemiş olarak görünüyor. Evet. Background buraya template directory'yi yerleştirdiğimiz için background seçilmemiş olarak görünüyor. Repeat'ine background repeat'e no repeat diyelim. Şimdi tekrar bakalım tarih divimize. İstediğimiz yere istediğim şekilde geldi. Hemen saat divimize de yüksekliğimizi verelim. Saat divimizi tarihin
box'ına girelim. 28 diyelim. Apply diyelim. Save all diyelim. Bizim saatli tarihimiz farklı yerlerde çıkıyor. Float left'ten dolayı. Bunları biz float right diyelim. Şu an bakarsak yine tam ters çıktı. Ona şöyle yapalım. Tekrar biz bunları float left diyelim. Buraya gelelim. UID tarih diyor. Bunu keselim. Bunun üstüne yapıştıralım. Yer değiştirmiş olalım gibi düşünün. Ama yine aynı oldu. O zaman hiç yer değiştirmeyelim. Bunların işlerini değiştirelim. Şu an bakarsak düzeldi. Saat ve tarih divine yazı rengine beyaz verelim. Yazı tipine bakalım. Toma 12'ymiş. Buradan hemen Toma 12 diyelim. Line height'ına da 28 diyelim. Şimdi bu saat dibine sağdan biraz boşluk verelim. Yani tarih dibine vereceğiz. Değiştirmiştik. Background box left'ten 10 piksel boşluk versin. Save all desin. F5 desin. Şuradan biz 210'u oradan 10 kesersek 210'dan 10 çıktı. 200 piksele çekelim genişliğini. Şu anda yine olmadı. Saat gibi diyor. Tarihe diyor. Tekrar bakalım Dreamweaver'a. Saat box left'ten 10 piksel diyelim. Save all diyelim. Tekrar F5 diyelim. Bunu 10 piksel genişliğinden keselim. 86 piksel diyelim. 96 idi, 86 yapıyoruz. F5 diyelim. Şu an saat ve tarih divinin hemen hemen bitti. Bu padding left'i 15 yapalım biz. 86'yı da 81 yapalım. Save all diyelim. Tekrar F5 diyelim. Evet, şu an saat ve tarih dilimiz temamıza uygun bir hale geldi.
Bir sonraki derste görüşürüz.